Merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Günaydın hepinize. Bugün konuğum genç bir hemcinsim, Ceren Sözer'i. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Medya başlığı neydi tam sizin alanınızın? Medya iletişim, medya ekonomisi esas medya ekonomisi. Uzmanlık alanım. Ama tabii Türkiye'de medya ekonomisiyle sınırlı kalmıyor. Medya politikaları artık ifade özgürlüğünün giderek daralan alanı mecburen işte akademisyenleri de çalışma konularını buraya yönlendiriyor. Bugün zaten medyayı biraz konuşmamız lazım. Zira savaşa giderken medya bir iktidar için herhangi bir tanktan toptan daha önemlidir. Değil mi? Hı hı. Yani çünkü önce kamuoyunu siz vurmanız tırnak içinde gerekiyor. Kamuoyunu vuracaksınız. Sonra işte savaşta diğer topları kullanacaksınız. Bunları konuşalım. Biraz medya üzerinden nereden nereye geldik onu konuşalım. Şimdi sadece medyayı konuşmak değil Ceren sözleriyle ajandamız. Kendisi aynı zamanda Barış Akademisyenleri diye bildiğimiz grubun bir parçası, bir üyesi. Daha önce gene böyle bir savaş meselesi gündeme geldi, harekat vesaire. Barış isteyen akademisyenler bir bildiriye imza attılar. Ve tuhaf bir ülke olduğumuz açık, onun için üzerinde durmayacağım tuhaflığın. Barış istedikleri için yargılandılar. Siz de yargılandınız. Hı hı. Ne oldu? Başınıza ne geldi sonuçta? Ben ceza alanlardanım. Erken, yani duruşması erken bitenlerdenim. Şu anda arkadaşlarımızın çoğunluğu beraat ediyorlar. Önümüzde yani duruşması devam edenlere. Hatta Cenk Yiğiter dün bir tweet atmıştı, belki görmüşsünüzdür. Ulaştıramamışlar. Bir de telefonla aramışlar, cep telefonundan beraat ettiniz diye kalemden. Dolayısıyla arka arkaya şeyler geliyor. Biz yargılandıktan sonra bizim duruşmamız erken bittiği için benim gibi başka arkadaşlarımın biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bir taraftan oradan karar bekliyoruz. Bir taraftan yeniden yargılanmayı talep ediyoruz. Ceza aldınız ceza yani. Ceza aldık. Bir yıl üç ay ceza aldım. Bir yıl üç ay ertelendi herhalde. Ertelendi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Hı. Şimdi öyle de yani Barış istediği için bir akademisyenin üstelik de bunlara kafa yorması gereken bir kişinin yani yargılanması, ceza alması başlı başına tuhaf. Aynı gerekçeyle yargılanan kimilerinin beraat edip işte kimilerinin ceza alması daha tuhaf. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok eğleniyoruz değil mi? Yaşasın, eğleneceğiz. Bugün de neler konuşup nelere güleceğiz bakalım. Şimdi şöyle başlayalım. Bugün gündemden birkaç öne çıkan başlıkla başlayalım. Yargı paketi medyanın hizaya girdiği herkesin eğer barış diyorsan, savaşa karşıysan bu vatanı sevmiyorsun diye suçlandığı bir dönemde meclise geldi. Dün komisyondan çıktı ve fikir ifade özgürlüğü iddiasıyla geldi. Dediğim gibi bizde ifade özgürlüğü savunulur da sevilmez, kullanıldığında da hoş bakılmaz. Bakalım bu yargı paketi bize neler getirecek. Meclis Genel Kurulu'nda bugün başlayacak konuşulmaya. Şimdi konuşulacak, dün zaten biliyorsunuz yasama yılı bayağı işte komisyonlarıyla falan başladı. İlk grup toplantıları yapıldı. Bir baktık ki dün gelmesi beklenen grup toplantısına katılacağı söylenen Devlet Bahçeli gene ortalarda yok. Devlet Bahçeli hala ortalarda yok. Hem AKP cephesinden hem de MHP cephesinden sağlığı iyi, meclise geldi geliyor, gelecek açıklamaları vardı, gelmedi. Şifalar diliyoruz. Bugün herhalde bültenlerin, yarın da gazetelerin önemli bir yer ayıracağı Emine Bulut davası var. Emine Bulut davası başladı. Öldüren koca, erkek, sıfatı siz koyun, tutukluydu zaten, yargılanacak. Kendisinin acaba savunurken ne diyecek hakikaten merak ediyorum.
mahkeme önünde Emine Bulut'u unutturmamak için gelen kadınlar var. Hatırlıyorsunuz Emine Bulut kızının gözleri önünde bıçaklanmış, ölmek istemiyorum diye bağırmıştı. O görüntülere yayın yasağı geldiği için kullanamıyorum ama zaten sizin hafızanızda, hafızanızın arşivinde durduğunu biliyorum. Oradan hatırlayabilirsiniz. Buna döneriz. Ama esas sıcak gündem savaşın eli kulağında. Hatta yani geri sayım tik tak tik tak başladı diyebiliriz. Şimdi son durum şu, bir harita gelecek ekrana. Bakın Fırat'ın batısından bu İdlib etrafındaki oralarda Azez ve Elbap, oralardan ABD birliklerinin boşalttığı ya da ABD askerlerinin birlik düzeyinde mi artık o bile tartışılıyor, boşalttığı Resul Ayn ve Tel Abyad taraflarına Akçakale üzerinden bir sevkiyat var. Peki giden kim? ÖSO. ÖSO Özgür Suriye Ordusu diyorlar. Özgür Suriye Ordusu diyorlar. Ama bildiğiniz dünyanın dört bir tarafından savaşmak için gelmiş paralı, parantez içinde cihatçı askerler. Paralı askerler. Özellikleri cihatçı olmaları, Hamza Tugay'ı falan böyle şeyler var. Onlardan işte Hamza Tugay'ından askerler, bizim gördüklerimiz ve şimdi sizin görecekleriniz yola çıkmışlar. Bu görüntüler o konvoydan birinden ÖSO askerleriyle, bakın kim onlar zaten biliyorsunuz, bir de görüntülerini görün. Elbette anlamıyorum, umarım iyi şeyler söylüyorlardır. Bu bayağı bir konvoy halinde gidiyor ÖSO. Bir de yoldan görüntü verelim. Şanlıurfa'ya yaklaştılar ya da vardılar. Fotoğraf paylaşacağım, oradan sonra bir Ceren Sözeri ile başlayacağız konuşmaya. Efendim fotoğraf bir bakana ait. Bakın, Dışişleri Bakanı bir kamuflaj, askeri kamuflaj kıyafeti giymiş. Beresini takmış, pek afili. Nasıl? Sanki büyümemiş ergenler gibi bunlar. Bağışlasınlar. Bir de buradan belki tazminat yerim, bilmiyorum. Onun için ben demedim diyeyim, ne bileyim. Ergenler gibi. Yani bu ne şimdi? Savaşa mı gidiyor? Efendim biz askerimize güç ve moral veriyoruz. Altına şunu yazdım. Dedim ki görevi diplomasi yoluyla savaşı önlemek olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bu şahıs. Milli Savunma Bakanı yapsa hani gene tuhafıma giderdi ama hadi de ki ona uyar. Başkomutan diyorlar ya Erdoğan'a. Hadi de ki o da, deyin ki o da oldu. Diplomasi sizin göreviniz beyefendi. Dışişleri Bakanı. Her şey karışık. Şimdi böyle bir ülkede böyle işte ayrıntılarla barışı nasıl konuşabiliriz bilmiyorum ama siz barış bildirisine ne gibi kaygılarla, ne hangi düşüncelerle imza atmıştınız? Barışı konuşmaya oradan başlayalım. Barış bildirisi aslında ilk başta böyle şeyde sosyal medya üzerinden ya da işte kendi içimizde yayılmaya başladığı zaman bu kadar çok katılımın olacağını da aslında hiç kimse beklemiyordu bu aşamada. O sırada biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinin sonrasında, hatta işte bugün barışı konuşurken bugün birkaç yazar değinmiş, yarın 10 Ekim katliamının yıl dönümü. Bir 10 Ekim katliamı yaşanmıştı. Hani Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesiydi o ve sorumlusu IŞİD'di. Sonrasında 1 Kasım seçimlerinden sonra, yani o barış masasının tamamen devrilmesinden sonra bir operasyon başlamıştı. Türkiye askeri birlikleri ve güvenlik kuvvetleri belirli iller abluk altında, daha doğrusu işte
sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bir dönemde ve ciddi sivil insanların ölümlerine dair siz de hatırlarsanız işte Teybet İnan'ın sokak ortasında kalması, çocukların onun cenazesine dahi ulaşamaması, işte bir çocuğun cenazesinin yine annesi tarafından derin dondurucuda ve üstelik de elektrikler kesik olduğu için aslında o derin dondurucu dondurmuyordu bile. Nasıl korkunç şeyler yaşanmıştı. Bütün bu haberler ve bütün bu haberler yani doğrultulmuş da haberlerdi. Herkesin de bildiği haberlerdi. Ve yeniden ülkedeki barış ortamına geri dönülmesi için bir barış talebiydi bu. Ve hani içindeki bazı ifadeler kimilerine ağır gelmiş olabilir ki ben hani mesela kendi açımdan öyle düşünmüyorum. Çok ağır ifadeler barındırdığını da düşünmüyorum. Fakat bu tamamıyla hepimizin ifade özgürlüğü hakkıydı. Yani biz daha bu ülkenin akademisyeni olarak veya sizler gazetecisi olarak hükümetin eleştiri sınırları sıradan insanların eleştiri sınırlarının çok daha ötesinde çok daha geniş olmak zorundadır ve biz hükümete istediğimiz eleştiriyi çünkü bizden bir güven talep ederler bize yani bir önceki seçimde barış vaadinde bulunmuştu bu hükümet. Dolayısıyla bizler de hem akademik olarak sorumluyuz bu konuda ülkede ne olup bittiğini işte ifade özgürlüğü, temel insan hakları, yaşam hakkı bunlar ihlal edilirken ben üniversitede derse girdiğim zaman Amerika'daki ifade özgürlüğünü mü anlatacağım? Ya da işte ne bileyim Macaristan'da Viktor Orban'ın hani ifade özgürlüğü alanını daralttığından mı bahsedeceğim? Yani burada ne olup bittiğini bu ülkenin bir tarafında hani siviller ölürken ben bunun bir akademisyen olarak nasıl sessiz kalacağım? Tamamen bu şeyle yola çıktığımız, bu motivasyonla yola çıktığımız bir metindi. İmzaladık. Gerçekten hani o zamanlarda hani hala da vardır aslında bu süreçten sonra belki biraz azaldı ama çok da bir şey yapamadığımız için ülkenin sorunlarıyla ilgili sık sık bir şeyleri imza atıyorduk işte hani bu şöyle olsun bu böyle olsun falan diye. Bu da onlardan bir tanesiydi aslında hani hiçbir şey yapamıyoruz bari imza atalım dediğimiz bir metindi. Bu kadar büyük ses getireceğini de yani bu kadar bir katılımın olacağını beklemiyorduk. Bu şunu gösteriyordu. O dönemdeki hani metnin sonrasında içindeki ifadeleri ağır bulduğunu söyleyenler, bugün olsa bilmiyorum diye düşünenler falan da olmuştu. Bu da bir onların da hakkıdır. Ama demek ki insanların öyle bir şeye gelmiş ki, burasına gelmiş ki veya o kadar canları yanıyormuş ki izledikleri, duydukları haberler yüzünden. O kadar geniş bir katılım oldu Türkiye'deki akademisyenler arasında. Ve sonrasında Erdoğan'ın doğrudan hedef alarak akademisyenleri bir şey yapması, bir konuşma yapması birdenbire iklimi şeye çevirdi, terse çevirdi. Hani bir anlamda biz hani şey olarak söylemiyorum, abartmak istemiyorum ama alt üstü bir imza attık. Ama birdenbire bir ses, suskunluk sarmalını kırmış vaziyette bulduk kendimizi. Yani aslında insanlar bununla ilgili bir şeyler söylemek veya işlerini silmeyen bir durum vardı. Bir vicdan muhasebesi vardı. Ve bizim o imza metnimizle beraber işte buna diğer şeyler katıldı. Başka meslek örgütlerinden destekler geldi. Gazetecilerden, sinemacılardan, yazarlardan. Dolayısıyla en azından o savaş sürecine bir ses olabildik, bir itirazda bulunabildik. Hiçbir şeye yaramadıysa buna yaradı. Ve aslında da hükümet buradan geri adım atmamız için de epey çaba sarf etti. Yani yargı eliyle epey çaba sarf etti. Gerek rektörlerden imzaların geri çekilmesine dair baskılar geldi, savcılıktan geldi. Siz üniversiteden atılmadınız ama atılanlar oldu. Atılanlar oldu. Yani. 400 küsür arkadaşımız işlerini tabii kaybettiler bu süreçte. Tabii ki ben o anlamda çok ağır bedel ödeyenler arasında değilim. İşlerinden oldular, yurt dışına çıkamadılar, pasaportlarına tahdit kondu. Başka bir yerde iş bulmalarının önüne bir engel çekildi. Yani sizin herhangi bir başka bir işveren de sizi işe alırken devletten korktuğu için SGK'ya çünkü bir şekilde sanıyorum bu durum belirtiliyor bir bildirilen bir şey var. Bir yöntem var. Hani zamanında onları açlık sivil ölüme mahkum edeceğiz dedikleri bir durum yaratmaya çalıştılar ve bütün bunlara rağmen
Bence barış akademisyenlerinin en büyük başardığı şey bulundukları yerden bir adım bile geri çekilmemeleri ve bu taleplerinin sonuna kadar da arkasında durmaları. Yani mahkemede sürekli arada sırada hakimlerin şöyle işte pişman mısınız bunu yaptığınıza, ben daha hiç pişmanım diyeni duymadım. Hatta bir avukat şey demişti, aslında benim müvekkilim çok şeydir, çok barış severdir, o öyle niyetle şey yapmamış. Ben de söylüyorum ama müvekkiliniz bir türlü pişmanım demiyor diye de itiraz etmişti yani benim de tanık olduğum bir şeyde, duruşmada bir hakim. Çok trajikomik tabii ki. Şimdi barışı konuşmanın böyle bedelleri oluyor. Yargılanıyorsunuz, hapis cezası alıyorsunuz. İşte işinizden oluyorsunuz. Fakat savaşı konuşmak ve savaştan yana olmak, savaşı desteklemek tam tersine geçerli akça haline geliyor. Bir ülkede demokrasinin kalitesine var olup olmadığı, tabii ki vardır belli alanlarda ama demokrasinin kalitesini, entelektüel seviyesini daha yeni gösterir, ben bilmiyorum. Şimdi bakın, Star Gazetesi Erdoğan'ın en büyük destekçilerinden biri, başkomutanın yanındayız diye sayfanın, birinci sayfanın üstünde bir başlık var. Bana gelin, bir daha da dönmeyin arkadaşlar oraya, ben sadece göstereceğim. Şimdi Cüneyt Arkın, Işın Karaca, Cenk Eren. Şimdi ben bu isimleri tek tek tabii hedef almak, hedef göstermek istemem. Çünkü biliyorum ki zaten yandaş medya bazen böyle konuşulmasını tırnak içinde sağlıyor. Telefon ediyorlar, ne desin muhatabı, bir şey söylüyor. Aynı şekilde Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında yiğitlere selam olsun diye sanatçılardan destek varmış. Şimdi Işın Karaca orada da var da, esas Uğur Işılak Dombracı, biliyorsunuz milletvekili bile olduydu değil mi? O var. Bir de Türkiye'nin zaten müziğinin, sadece demokrasinin kalitesinden söz etmeyelim, müziğinin nerede olduğunu gösteren iki önemli isim Alişan ve Demet Akalın. Demet Akalın bu ülkenin en çok kazanan, en çok izlenen starı. Şimdi bu arada işte hem Star'da hem diğer yandaş gazetelerde Trump'a ver yansın ediliyor vesaire. Ama ben Sabah, en son göstermişken, Sabah'tan bir yazı paylaşacağım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, paylaşmadan yapamayacağım diyeyim. Üstelik başyazı. Önemli de yani. Mehmet Barlas. Bakın, Mehmet Barlas bir yazı yazdı. Hem medya tarihine bunun kayıt düşmesi gerekiyor, hem de Mehmet Barlas'ın kişisel tarihine. Diyor ki, bahtsız Trump. Bahtsız Trump. Yani bu bile insanı hani gözyaşlarına boğmaya yeter. Nasıl üzüldüm ben. Meğer Trump ne bahtsız çilekeş adammış diye. Bahtsız Trump elinde olmayan nedenlerle, bundan sonrasını ben çok anlamadım. Siz de çok anlamaya çalışmayın. Esas mesele birazdan gelecek çünkü. Diyor ki, bahtsız Trump elinde olmayan nedenlerle FETÖ elebaşı hala Amerika'da üstlenebildiği için, hani Trump sanki başkan değildi, muhalefette ya, üstlenebildiği için Hillary'nin, Clinton kastediliyor, FETÖ beslemeliğini hatırlatmak yerine Hillary'ye baskın çıkmak için, gerçekten anlamadım ama devamı güzel, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim, bunu daha önce de yaptım içerikli bir tweet yazdı. Ama hepimiz Trump'ın asıl düşüncelerini artık biliyoruz. Nitekim Trump'ın son mesajı şöyle oldu: Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ekonomiyi o batırmadı, Trump batırmamış. Trump'a gereksiz tepkiler göstermemeliyiz. Aklınızda bulunsun hanımefendiler, beyefendiler. Hani bunu bir kenara yazın. Trump'a gereksiz tepkiler göstermeyin. Bahtsız adam. Türk ekonomisinin bunalım yaşanmasının sorumlusu olarak Trump'ı görmeyelim. Ayrıca şimdi hakikaten geldiğimiz nokta
esas burada. Ayrıca Türkiye terörle savaşırken adeta bir savaş ekonomisi içinde bulunuyor. Kamu hizmetlerine yapılan zamlar bir anlamda bu savaşı fonlamak içindir. Trump bize ajan papaz Brunson krizinde saçma sapan yaptırımlar uyguladı ama bizi yok etmedi. Daha ne yapsın Trump? Bizi yok edebilirdi, etmedi. Ona bir şükür borçluyuz. Şimdi ben bunu, bu yazının neresine ne diyeyim? Sorumlu Trump değil, Erdoğan hiç değil. Muhtemelen siz sorumlusunuz Ceren Sizer'e. Bir yazıyla iki hükümetin birden propagandasını yapabilmek ama bence... Hem de böyle yapabilmek. Evet. Yani biz Trump'ın gerçek düşüncesini biliyoruz. Amerikalılar bilmiyor gerçek düşüncesini Trump'ın. Ama biz biliyoruz. Trump sayesinde anladık. Trump işte davet etti ya 13 Kasım'da. Size bırakacağım medya analizini ama bunları söylemem lazım. Bakın, dünkü gazete bu, sabah. Operasyon için geri sayım başladı vesaire. Trump'ın sizi perişan ederim, öyle yaparım, böyle yaparım, daha önce de yaptığım gibi tweet'i bunda yok. Hürriyet, bu da dünden. Hürriyet gazetesi o tweet'i şöyle vermiş. Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında limitlerin aşılması durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulayacağını belirterek ezer geçerim diyor. Twitter'da gerçekte ne var? O da yok.